Gün ortasından merhaba. Saat 14 olmak üzere bir sıcak gelişmeyle başlıyoruz. MİT Milli İstihbarat Teşkilatı İran kuzeyine Süleymaniye'ye bir operasyon düzenledi. Operasyona ilişkin sıcak bilgiler var. Hemen Bedircan Özbey'den alalım. Bedircan. Serap Belet, Milli İstihbarat Teşkilatı son dönemde hem İran hem de Suriye'nin kuzeyinde nokta operasyonlarını sıklaştırdı ve son olarak başarılı bir operasyonun altına daha imzasını attı. Hemen o operasyonun detaylarını paylaşalım. Milli İstihbarat Teşkilatı İran kuzeyinde Süleymaniye Cemalce'de PKK-HPG sözde Kerkük cephesi sorumlusu Dılhaz Gabar Kodatlı Mehmet Doğan'ı düzenlediği nokta operasyonuna etkisiz hale getirdi. Hemen operasyonun detaylarına teröristin örgüt için neden önemli olduğunu da aktarmaya başlayalım. Milli İstihbarat Teşkilatı kısa bir süre önce Mahmur Kampı PKK Sözde Genel Sorumlusu Ahmet Rubar Kodatlı Mehmet Erdoğan'ı yaptığı özel bir operasyonu etkisiz hale getirmişti. O operasyonun ardından elde edilen bilgiler ışığında yeni bir operasyonda düğmesi de basıldı ve 21 Mayıs günü PKK-HPG'nin Sözde Kerkük Cephe Sorumlusu Dılhaz Gabar Kodatlı Mehmet Doğan da Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından etkisiz hale getirildi. Özellikle önemli bir operasyon hem İran kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde örgütün sözde yöneticilerine yönelik operasyonlarını Milli İstihbarat Teşkilatı sıklaştırdı. Dılhaz Kodatlı Mehmet Doğan 1996 yılında örgüte katılmıştı. 2005 yılında PKK'nın İran alanı sözde ikinci derece sorumlusu, 2008 yılında ise sözde Kandil alanı lojistik sorumlusu olarak terör örgütünde görev almıştı. 2009 yılında ise Botan sahası Gabar alanı sözde sorumlusu ve 2015 yılında da Kandil Saha Yürütme Üyesi olarak örgütte üst kademelerde yönetimde yer almıştı. 2017 yılında ise ZAP sahası kurumlar sorumlusu ve 2018-2020 yıllarında ise HPG Sözde Mahmur Merkez Cephesi sorumlusu görevlerini yürütmüştü. Milli İstihbarat Teşkilatı bilindiği üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İran kuzeyinde Pençekilit bölgesinde operasyonları devam ediyor. Bir yandan bu operasyonlar devam ederken de Milli İstihbarat Teşkilatı da örgütün sözde üst yönetici kademesine nokta operasyonlarına devam ederek bir darbe de oradan vuruyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yapmış olduğu önemli bir operasyondu. Peki İran kuzeyinde Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonlarını neden sıklaştırdı? Kerkük, Musul taraflarında neden bir önemli operasyonlara altında imza atıldı? Onunla ilgili de hemen bilgi verelim. Kerkük PKK için stratejik öneme sahip bir yer tutuyor. Son dönemde özellikle İran kuzeyindeki Pençe serisi operasyonlarının ardından cephe gerisinde kalan Kerkük ve Mahmur tarafları özellikle örgütün sığınmak için kullandığı alanlar. Türkiye'nin sınır ötesi askeri harekatları ve özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın üst düzey sözde PKK'lıları etkisiz hale getirmesiyle birlikte sıkışan örgüt yeni alanlar kazanma arayışına girdi. İşte o yeni alanları daraltmak için, ortadan kaldırmak için Milli İstihbarat Teşkilatı da operasyonlarını sıklaştı. Irak'ta merkezi siyaset anlamında da güç kazanmaya çalışıyor. Bir yandan PKK terör örgütü bunun da önüne geçmek için yine Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hedefinde sözde üst düzey yöneticiler var. Özellikle yeni genç katılım sağlamayı ve Kandil Süleymaniye güzergahında Sincar'a doğru kesintisiz bir lojistik hat sağlamayı amaçlıyordu terör örgütü. Yapılan bu operasyonlarla birlikte hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yapmış olduğu operasyonlarla bu amaçları da engellenmiş oluyor. Milli İstihbarat Teşkilatı PKK'nın bu stratejisini deşifre ettikten sonra da operasyonlarını hem İran kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde sıkılaştırdı. PKK'nın Kerkük'teki üst düzey yapılanması hedef alındı ve başarılı nokta operasyonlarla tek tek bu isimler, belirlenen isimler etkisiz hale getirilmeye başlandı. Toparlayacak olursak Milli İstihbarat Teşkilatı 21 Mayıs tarihinde İran kuzeyinde Süleymaniye'de önemli bir operasyonun altına imza attı ve PKK-HPG'nin sözde Kerkük cephesi sorumlusu Dılhaz Gabar Kodatlı Mehmet Doğan'ı etkisiz hale getirildiği açıklandı. Serap Belet.